chance to be rude. Hey kid, don't ever let them. Kaça kaç diyor? 200'e bir ölçek. Bir ölçeğinde iş görüş. Bir tane neyle güzel gidiyordun? Bilmem ki. Bilmem ki. Önce karıştır istersen. Ondan sonra şey. Meyveli bir şey güzel gider bu aslında. Ne deneyeyim? Kurabiye deniyorum yani. Normalde güzel besin gitmek en güzeli ama beslenmediğim zamanlarda böyle Vitargo'yla idare edebiliyorum. Güzel oluyor. Enerji veriyor ve böyle hızlı yükselip hızlı düşmeni engelliyor. Güzel oldu tadı. 10 üzeri 6 diyebilirim, o kadar mükemmel değil. 6,5 hatta. Kamerada çıkmak ister misin? Şu an en az bir. Doktor Alek Aslı'la beraber çekiş 2. antrenmanı yapmaya gidiyoruz. Çekiş 2'yi yapalım değil mi? Çekiş 1'i geçen hafta beraber yapmıştık galiba. Normalde bir haftalık olan antrenman 2 haftaya kaymış oldu. 10 güne kaymış oldu. Çok problem değil aslında. Çekiş 2'yi yapalım. Daha az yorucu zaten ha. Dün gösterdiğim antrenman olan itiş 2'yi de biraz düzenlemem gerekiyor çünkü aşırı yorucu. Sadece idman hacminin kısılması da değil. Biraz hareketleri azaltmak lazım. Şu anda bir gün böyle biraz daha yüksek hacim, bir gün biraz daha düşük hacim gitmek istiyorum. Böyle çok yüksek hacim kaldıracak şeyde değilim. Modda değilim bu 1-2 hafta diyeyim en azından. Sence salon boş mu? Ben diyorum ki çok çok 5 kişi falan vardır bu salon. Kaç saat? 3.30. Ooo. Su alacak. Evet. Bütün Ibrox'lar da şunu bitirmiş durumda. Şu an dolduracağım. Güzel gidiyor balta. Bu pirinç unu da bir popüler oldu ya. Şimdi ben de gerçi biraz daha popülerleşmesine sebep olacağım ama hem fiyatı arttı biraz. Gerçi o enflasyona bağlı da olabilir. Hem de bulamıyorsun ya. Büyük Migros'a gidiyorum, yok. Küçük Migros'ta buldum şimdi. Gerçi Şok'ta da satılıyor galiba. Güzel gidiyor. Bazen kahvaltıyla öğle yemeği arasında yiyorum ya da spor öncesi yiyorum. Bayağı güzel. Yani günde mesela 400 gram pirinç yiyorsan veya 500 gram onun yerine 100 gram buradan tatlı niyetini alıyorsun pirinç unuyla. Düşürmüş oluyorsun. 400 gram pirinç yiyip mideni bulandıracağına 100 gram tatlı olarak alıyorsun. Flavin Dream ile beraber yapıyorum ben. Güzel oluyor. Yani tavsiye ederim ama çok da abartıp fiyatlarını arttırmayın. Kreatinde olduğu gibi. Mikrofon fiyatlarına baktım. Keşke alsaymışım o indirime girdiği dönemde. Yani ben 2,5 falan bulmuştum, şimdi 6-7 olmuş. O 2,5 buldum. Diğeri zaten 1,5 falan. Ama her türlü alacağım gibi. Mecburen. Evet, kanat odaklı sırt idmanında ilk hareketimiz seated high to low row. Bu hareketi eğer taklit etmek isterseniz muhtemelen yanlış yaparsınız ki burada benim de formum böyle çok mükemmel değil. Ama ısındığım için çok sallamadan yapmışım muhtemelen. Genel olarak gerçi güzel formum. Sadece son alt noktada dirseğim böyle biraz yukarıya kalkıyor. Onun açısı ayarlansa daha iyi olur. Bak burada daha çok belli. Böyle dirseğim biraz geriye gidiyor ya. Onu halledebilmek için ya biraz daha öne gitmeliyim. Ya da makarayı biraz daha aşağı indirmeliyim. Zaten şimdi gerçek setlere girerken o sıkıntıyı görmeyeceksiniz. Ve de eğer ağır kilo giriyorsanız ya da bilekleriniz, bisepsiniz falan daha önce tükeniyorsa kesinlikle kaldırma kayışı
kullanın. Ben uzun zaman kullanmadım bu kaldırma kayışını. Yani herhalde sporda 3. senemde falan aldım. Zaten o da buydu. 4 senelik falan bu kaldırma kayışı. Yani bir koklasan muhtemelen bayılırsın. Hiç de yıkanmadı. Ben bunu niye yıkamadım gerçekten? Bak şu an fark ettim. İğrenç bir şey. Ama çok yardımcı oluyor. Çok da ucuza almıştım galiba. Şu an ne kadardır bilmiyorum. Kesinlikle çekiş günlerinde bunu kullanın. Hani işte bileklerim gelişmez, ön kolum zayıf kalır falan diye düşünüyorsanız o zaman öyle bir durumda da ön kol çalışması eklersiniz ekstradan. Bu yaptığım hareket kanadınızın alt kısmını çok iyi çalıştırıyor. Zaten geçen üzerimi çıkararak bir baktım hareketi yaparken inanılmaz kasılıyor ve geriliyor orası. Zaten biraz böyle çapraz bir açı alarak yapıyorum fark ettiyseniz. Daha iyi gerilmesini sağlıyor bu da. Makineyi de fullemeye az kalmış. Şu an fark ettim. İkinci hareket olarak az öncekinin daha aşağıdan yapılan bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu da kanadın daha çok orta üst bölgelerini çalıştırıyor. Dirseğim vücuduma olabildiğince yakın. Ve de fark ettiyseniz dirseğimi vücudun arkasına çekmiyorum. Çünkü vücudun arkasına çekiyor olsam bu sefer kürek kemiklerinin arasını yani orta trapezleri çalıştırıyor olursun. Şimdi burada niye bu bacaklarını ısındırıyor, kalçasını ısındırıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü üçüncü hareketimiz stiff leg deadlift. Kalflar fena değilmiş ha. Büyüyor. Bu noktada drag devreye girmek zorunda çünkü eşcinseller tarafından kullanılsın istemiyorum bu görüntüler. O yüzden bu şekilde korumaya alıyorum kendimi. Teşekkürler drag. Stiff leg deadlift ile beraber shrug'ı beraber yapıyorum. Isınma bu zaten. O yüzden bu ağırlıklarda yaptım. Yanlış anlaşılmasın, süperset yapmayacağım. Stiff leg deadlift bittikten sonra shrug gireceğim. O yüzden şimdiden ısınıyorum bu ağırlıkta. Stiff leg bitince de direkt shrug'a girerim diye. Yine kaldırma kayışı burada çok işe yarıyor. Stiff leg deadlift'te yani sırtının, kalçanın, bacağının gücü var ama bileklerin yorulduğu için tutamıyorsun bir noktadan sonra. Yani en azından bende böyle ki benim kavrama kuvvetim iyidir. Ama bunu kullandığın zaman tamamen yoğunlaşabiliyorsun asıl çalıştırmak istediğin yere. Burada da açıyı ne kadar iyi ayarlamışım ya. Bak görüyor musun? Demir direkt kapatıyor. Mükemmel. Kendi formumu yorumlamamı da sağlıyor böyle kendime videoyu çekmek. Burada omuzları biraz daha geride tutabilirmişim. Sanki orta trapezim biraz güçsüz de bu yüzden omuzlar öne düşüyor gibi gözüküyor. Fark ettiyseniz hafif bir kamburluk var. Onu da çözersem bu hareket mükemmel olacak. Burada sanırım 90'la mı 100 kilo ile mi çalışıyorum? Yani benim seviyemdeki birisi için çok yüksek bir kilo değil. Ama ben her zaman hızlı kilo arttırmaya karşıyımdır. Sakatlarız falan hiç gerek yok. Uzun vadeli spor yapacaksan sakatlamadan ilerlemen lazım. Şırağa geçtik. Burada da Junior UK'yi sakatlamamak için vücudunu hafif öne eğiyorsun. Ve çekiyorsun. Omzum hafif yuvarlanmış gibi gözüküyor ama hayır. Nötr pozisyonda yukarıya çekiyorsun. Özellikle öne veya arkaya yuvarlamaya çalışmayın. Hatta yapabilirseniz hafif omuzlar geride olsun. O şekilde çekin yukarıya. Benim sanırım biraz orta trapez çalışmam lazım. Çünkü omuzlar öne düşmeye başlamış. Biraz yüklenelim. Yani bu da ne oluyor? Çekiş 2'ye mi? Çekiş 1'de biraz daha üzerine düşmem gerekiyor demektir. Bu arka omuz hareketi biraz formu üzerine çalışmam gereken ki zaten burada da deniyorum nasıl en iyi açıyı bulabilirim diye. Arka omuzu uzun boyunda çok iyi çalıştıran bir hareket. Göreceksiniz bu hareketi zaten bu videodan sonra görenler denemeye başlayacak. Kimisi sahiplenecek ve diyecek ki ben buldum bu hareketi. Ama yayılacak bu hareket. Siz de şimdiden bir deneyin, bakın hissiyatına. Ama
şunu fark ettim bunu yaparken, biraz yan omuza da kayıyor. Eğer açıyı tam ayarlayamazsam, açıyı ayarladığında çok güzel arka omuzunu çalıştırıyor. Bu arada omuzda 3 baş yok. 7 baş var diye hatırlıyorum. Yani ne sallıyorsun diye de düşünebilirsiniz ama böyle hatırlıyorum. Umarım sallamıyorumdur. Bunu bir araştıracağım, bir sonraki videoda konuşuruz. Yani bunu neden söyledim? Tam olarak öyle arka omuzu mesela bir rear delt raise yaptığın yerdeki kadar hissetmiyorsun. Ama arka omuzla yan omuzun arasını hissediyorsun. Öyle bir hareket. Ve fark ettiyseniz avuç içimi kabloya bakacak şekilde tutuyorum. Burada sanırım vurmuş bayağı. İfademden onu anladım. Keşke bir mikrofonum olsaydı da tepkilerimi çekebilseydim. Bir sonraki videoları artık. Bak nasıl şişmiş arka omuz. Işık kötü ama arka omuz belirgin. Güzel pamplamışız. Burada Doktor Alekas giriyor. Onun üzerinde formu çalışıyoruz. Çünkü ikimiz de ilk defa yapıyoruz aslında bu hareketi. Ama yani düşündük, arka omuzu kısa boyunda çalıştırıyoruz. Rear delt row gibi bir hareketle. Ama uzun boyunda çalıştırmıyoruz. O yüzden böyle bir varyasyon eklememiz gerekiyordu. Şimdi bu hareketi iyice mükemmelleştirirsek bunda da güzel geliştirecektir arka omuzu. Kesinlikle deneyin bak. Tekrar söylüyorum. Deneyin. Yorumlara gelin yazın. Buna da bir isim bulalım. Ne olabilir bunun ismi? Normalde Cable Rear Delt, Raise ya da Fly olabilir ismi. Biz ne diyebiliriz buna? Hani bilekten tutturduğumuz için. İlla ki bir ismi vardır. Ben siz yorumlarda yazdığınızı anlayabilmem için siz şey deyin. UK Rear Delt, Fly deyin. Anlarım. Nasıl da sahipleniyorum hemen. Sanki ben bulduğum gibi hareketi. Böyle olacaksın. Sahipleneceksin. Yoksa hemen başka satlar. Bu arada ben de yabancılardan gördüm, yani benim değil. Burada abime çok komik bir şaka yaptım sanırım, o yüzden. Yarıldık. Kabloyla kolumu aynı açıda tutmaya çalışıyorum. Arka omuzu daha iyi aktif etmek için. Daha doğrusu gerilimi kaybetmemek için. Yanlış söyledim. Burada aslında bir başka detay da şu, kürek kemiklerinin arasını çok açıp açıp kapamamak lazım. Bu sefer sırta kayar hareket. Ona da dikkat etmeniz lazım yaparken. Hemen bir bakalım çalıştırmış mı arka omuzumuzu diye. Zaten omuz patlamış başı gördüğünüz üzere. Kalflar büyüsün diye maalesef zavallılara eziyet ediyorum. Ama bunu yapmadan da gelişmez. Yani ciddi anlamda diğer kas gruplarını nasıl zorluyorsam bunda da artık zorluyorum. Zaten direkt fark etti. Yani direkt bir şekil aldı aslında. Diyeceksiniz abi bu mu şekil almış şekli? Evet, bu şekil almış şekli. Olacak olacak. İnanıyorum bu kalflar büyüyecek. Arka plandaki arkadaş başka bir yerde video çekerken çıkmak istememişti. Burada da çıkmak istemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden Drak bize burada da eşlik ediyor. Bu hareketi ben hissedemiyordum. Yani bu makinede hissedemiyordum. Ama kardeşim dedi ki bir gözünü kapatarak yap. Acayip fark etti. Yani herkesin öğrenebileceği bir şey var aslında. Bak bu da onu gösteriyor. Ben bu gözünü kapatma taktiğini omuz çalışırken yapıyordum ve inanılmaz işe yarıyordu. Burada da böyle gözünü kapatıp sadece hissetmeye odaklanıyorsun. Aşağıda 2-3 saniye esnetiyorsun. Yukarıda 2-3 saniye kasıyorsun. Son setin artık son tekrarını yaptıktan sonra 20 saniye statik bekleme yapıyorum. İnanılmaz bir acı.
devamında eğer ayakta yapacağınız bir hareket varsa bacağınız titreyebilir ve formunuz bozulabilir. Bu yüzden antrenman sonuna saklamanızı tavsiye ederim. Böyle çalışacaksanız. Bu çok güzel bir biceps hareketi. Formdan çalmanız neredeyse imkansız. Dirseğinizi bu şekilde kısıtladığınız için hem biraz güç alıyorsunuz oradan hem de sıfır momentum tamamen biceps'e odaklanabiliyorsunuz. Bu arada beni tanımayanlar için sanırım belirtmem de gerekiyor. Vücut geliştirmeyi ben neredeyse 7 yıldır tamamen doğal olarak yapıyorum. Yani supplementi bile son 1 senedir kullanmaya başladım. O kadar doğal söyleyeyim yani size. O kadar doğalım ki suyu çeşmeden içiyorum sadece. İşin makarası bir yana, eğer doğal vücut geliştirme yapıyorsanız kesinlikle doğal insanları takip etmelisiniz. İnanın ilaç kullanan insanları takip etmek bir noktadan sonra body dysmorphia yapıyor. Yani diyorsun sen iyisin aslında ama ulan ben niye iyi değilim diyorsun, o psikolojiye girmeye başlıyorsun. O yüzden gerçekçi olan şey doğal vücut geliştirme yapıyorsanız doğal vücut geliştirme yapan insanları takip etmektir. Bu da size bir tavsiyem. Buraları aslında sinematikte çekmiştim arkadaki insanlar çıkmasın diye ama yine çıkanlar olmuş maalesef. Sinematiği saymamış telefon aktarım yaparken. Tamam, artık bir aşağı inip tüm vücut bir form check yapabiliriz. Son hareketimizi yaptık. Yukarıda set arasında pozladık. Şimdi bir de güzel ışık altına bakalım. Abi ne kadar minutolar? Tamam. Hadi iyi günler. Sağ olun. Kaç sizdir abi? 30'lu mu? 30'lu. Bunun ne farkı market tipinden? Organik falan mı? Bu normal. Ama jumbo kokuşuyor. Aydın bu Arkent'ten getiriyorum. Hani buzluk görmemiş, bilmem ne görmemiş, kokuyor. Hangi günler burada oluyorsun abi? Her gün. Her gün bu saatlerde buradasın. Tamamdır, eyvallah. Hayırlı işler. Minutolar güzel duruyordu. Alınabilir. Yani... İyi görüntü böyle ya. Yani normalde 95-100 liraya orta boy 30 alıyorsun. Bu adam jumbo satıyor. Denenebilir. Önceden almıştım, fena değildi. Bayağı oldu ama. Değişik şey olabilir. Valla çok güzel bir idmandı bugün. Bunun 3 sebebi olabilir. Birincisi, annemler geldi bize. Onların yemeğinden yiyorum. 2-3 gündür falan. Belki onun bir olumlu etkisi olmuştur. Belki değil, onun olumlu etkisi kesin olmuştur. Bir diğeri, idmandan tam öyle görüntü çok kötü. Şöyle mi çekeceğim? Neyse, dinleyin zaten, görüntü çok önemli değil. İdmandan 20-30 dakika önce kahve içtim. Tam böyle o kafeinin pik noktasına denk geldi. Onun da biraz etkisi oldu. Güzel bir performans sergiledim. Bir diğeri de Vitargo'dan olmuş olabilir. Çünkü hem düzgün beslenmedim bugün, yani bir kahvaltı yaptım, kahvaltı dediğimde ekmek arası çoko krem, şakasız, yanında 5-4 yumurta, biraz peynir, bir de patates, fırında patates. Yani çok sağlam bir beslenme değil. Uyku desen, uykum bugün çok düzgün değildi. 6 saat, 6,5 saat falan uyudum. Benim için çok yetersiz bir uyku süresi bu normalde. Ama bilemiyorum. İnanılmaz iyi performans çıktı idmanda bugün. Zaten idman sonu formda da güzel pamplamıştım. Bütün hareketleri böyle yedire yedire, hissede hissede yapabildim bugün. Biraz fazla dinlenmenin de etkisi var. Gidelim şöyle güzel bir
spor çıkışı öğünü hazırlayayım. Ekmek arası tavuk yapmayacağım bu sefer. Normal pilav tavuk yapacağım. Daha çok yiyebiliyorum çünkü ekmekten çok kalori alamıyorum. Ben sen ne tatlı kedisin ya. Gel lan buraya. Yat. Yat. Yat lan. Sen kimsin? Tam bir prenses ya. Yürüyüşe bak. Şu güzelliğe bak. Güzelliğe çekelim. Hitler. Bu da korsan. Acaba adı neden korsan? Gerçekten muazzam bir öğün. Nar gibi pişmiş tavuklarımız. Anne eli değmiş kabağımız. Vallahi bak, kabak yemeyi özledim. İnanılmaz değil mi? Bir insan kabak yemeyi özler mi? Ben özledim. Ve yoğurt. İnanın buradaki tavuk harici hiçbirini ölçmedim. Ailem geldiğinde ölçmeye de gerek yok. O kadar da kasmaya değmez zaten. Ne kadar yediğini aşağı yukarı bir noktadan sonra anlayabiliyorsun. Ben anlayabiliyorum. Yani doydum mu? Kalorilerimi geçtim mi? Aşağı yukarı anlaşılıyor. Ha buna göre uzun bir süreç yönetilir mi? Yönetilmez. Bu sadece 3-5 günlük bir şey. Hadi bir haftalık olsun en fazla. O ne ya? Bu arada tavuklar çok iyi. Eğer istek olursa nasıl pişirdiğimi, nasıl hazırladığımı gösterebilirim. Çok basit ama ince taktikleri var. Tabii tavanız böyle oluyor sonra.